Evet, merhaba. Ela'cığım merhaba. Şimdi seninle ve arkadaşlarına farklı etkinlik örneği olsun diye bir etkinlik yapalım, tamam mı? Tamam, biz Ela ile bunu yazı tahtasına yapmaya karar verdik. Ama yazı tahtası evde olmayanlar da evlerinde kağıtlarını kullanıp kalemleriyle de karalama yapabilirler üstünü ya da silgileriyle silme çalışması da yapabilirler. Şimdi Ela'cığım tahtaya ben değişik rakamlar yazdım. Bu rakamlardan tanıdıkların var mı? Mesela kaç, hangi rakamları görüyorsun? Evet, başka hangi rakam? Dur bir dakika. Hangi rakamları görüyorsun başka? Şimdi seninle yapacağımız etkinlik ne biliyor musun? Tahtada gördüğün birleri silmen. Bir rakamlarını. Dikkatli olman. Evet. Aferin. Biraz hızlı silersen sevinirim. Diğer birileri de sil. Bütün birileri silmeni istiyorum. Geçiyoruz. Hayır. Bunda sadece birileri tanıyalım ve birileri silelim, tamam mı? Bilmiyorum, sen biliyorsun, bir hangisiydi? Evet. Diğer birileri de bul sil. Bu. Evet. Başka? Evet. Güzel. Başka? Evet. Bana göstermeden bütün gördüklerini kendin de silebilirsin İlacığım. Evet, çok güzel. Evet. Tamam. Tamam, aferin. Tamam, bir tane dikkat et bakalım. Biraz daha. Var mı başka bir? Görebiliyor musun? Göremiyor musun? Bir adım geri çık bakayım, belki görürsün. Gördün mü? Nerede? Evet, çok güzel. Peki şimdi istersen dörtleri sil. Tamam. Dörtleri sil bakalım. Evet, bekliyorum dörtleri silmeni. Hı. Tamam. Evet. Çok güzel. Aferin. Şimdi istersen ikileri silelim. Hı. Aferin. Güzel. Hı. Çok güzel. İsterseniz siz bunları şekillerle de yapabilirsiniz, değil mi Ela? Geometrik şekillerle. Mesela daire yaparız, kare, üçgen, dikdörtgen. Onları bulma oyunu yaparak da silebiliriz, değil mi? Şimdi kaçları siliyorsun? Beşleri, tamam. Üçü değil, beşi sil önce madem. Tamam, nasıl istersen. Tamam, bu şekilde devam edebiliriz biz etkinliğimize. Videoyu kapatalım. Teşekkür ederim Elancığım bana yardım ettiğin için. Görüşmek üzere. Şu mu? Neyi silmek istiyorsun? Altıları devam et o zaman sen. Ben videoyu kapatayım.